Günaydın, merhaba. Yine bir Kampüsüzler programıyla bir aradayız. Dersim'den, Munzur Üniversitesi'nden Emine Sevim arkadaşımızla beraberiz. Ve hepimize iyi bir 21 Mart dileyelim. Evet. Nevroz pirozbe evet. diyelim. Bütün cemreleri düşürdük. Önümüz bahardır diyelim. Her yanımız bahar bahçe olsun. Hoş geldin Emine. Biz birlikte İstanbul Atölyesi'ni de yapmıştık. Daha önceden de birlikte çalışmıştık. Şimdi Emine'yi hazır burada bulmuşken bugün biraz dayanışma akademileri çalıştığını da konuşacağız ama öncesinde Emine'ye şey sormak istiyorum. Yani bu işte KHK'lar, ihraçlarla birlikte orada yani kaldığınız üniversitelerin olduğu kentlerde durum ne? Siz ne yapıyorsunuz? Dersim'deki haller ne? Biraz oradan başlayalım istersen. Ya Dersim'de şimdi zaten küçük bir yer ve oradaki üniversitede çalışanlar yani birçoğumuzun aslında bir ayağı da diğer şehirlerde olan aslında insanlardık. Yani ihraç edilen arkadaşlarımızın birçoğu da öyle. Ya mesela bizim için araştırma görevlilerinin okulları. Hı hı. Yani çünkü Dersim'de Munzur Üniversitesi'nde işte yüksek lisans doktora programları olmadığı için mecburen işte bir takım şeyleri evet gibi, yani gidip evet. gelir vaziyetteydik. Fakat ihraç edildikten sonra biz bir süre orada işte tüm diğer arkadaşlarımızla beraber yani bir süre şehirde kalmayı tercih ettik. Yani orada olabildiğince işte hem bir kere bize yapılan hı hı. haksızlığa, hukuksuzluğa karşı durduğumuzu göstermek hı hı. için hem de orada bizim şehirle kurduğumuz bağ belki biraz daha diğer illere göre farklı diye düşünüyorum. Çünkü meselenin başından beri işte barış akademisyenlerini kentte olabilecek çok ciddi iyi bir, olumlu bir destek var. Yani hiçbir zaman şehir bunu kabul etmedi. İşte çeşitli heyetlerle, sivil toplum örgütlerinden meslek odalarına, meslek gruplarına kadar birçok kişi yani rektörlükle görüşerek işte vesaire bu durumun önüne geçmeye çalışan, bunun için çaba sarf eden bir kitleydi. Yani dolayısıyla bu da bir tarafıyla bizim için önemli yani kentle kurduğumuz bağ, orada insanların bize destek veriyor oluşu. Dolayısıyla bir anda şehri terk etmek, bir anda oradan işte maruz kaldığımız şeyi işte alıp kendimizi götürüp gitmek, gitmenin uygun olmadığını düşündük. Fakat ama bununla da beraber tabii o yaşam koşulları evet. da giderek zorlaşmaya başladı. Bunu görebiliyoruz. Yani şimdi bu akademi, dayanışma akademisi üzerinden yürüttüğümüz çalışmalar var ama muhtemelen önümüzdeki süreçte şehirden ayrılmalar gerçekleşecek diye düşünüyorum. Kaldı ki senin de söylediğin gibi yani Dersim'in kent yapısı evet. Kendi özelliklerinden dolayı hani sizi kucaklayan ve barındıran bir yer. Birçok şehirde bu tam tersi evet, işliyor. Maalesef, yani maalesef. Birçok demeyelim neredeyse geri kalan her yerde aşağı yukarı. Barınmak da zorlaşıyor. Evet. Orada nefes almak da zorlaşıyor. Ve biraz önce biz kendi aramızda konuşurken de şey gördük yani damgalanıyoruz da aslında. Evet, evet. Bizim çok fark etmediğimiz bir şekilde ama hani hissettiriyorlar ve farkına varmamızı sağlıyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir özel durumu var ama şu an bu dönem en azından Dayanışma Akademisi evet. ve hani o dersler devam ediyor. Evet, evet. evet.
Yani dayanışma akademisi biz Kasım ayında işte zaten hani ihraç edilmeden evvel aslında bu saldırıyı biraz da öngörüp tüm diğer illerle birlikte bir takım çalışmaları başlamıştık. Yani bunu da aslında biraz şeyden de yine şehrin bize yaklaşımını belirtmek için söylüyorum. Yani o şehirde mesela diğer meslek gruplarından bir sürü ihraç edilen insan oldu. Öğretmenler, işte sağlıkçılar vesaire. İşte ilk meseleye başladığımızda dayanışma akademilerinin işte örgütlenmesi, tartışılması meselesinde biz bunları da yine iç içe gerçekleştirmiş olduk. Şu an için düzenli devam eden işte Ahmet Kerim Gültekin'in iki tane atölyesi var. Evet. Yani bunlar daha doğrusu üniversitede verdiği dersleri orada bir atölyeye çevirmiş oldu. Çok da güzel çalışmalar yürütüyor evet, yani. Evet, kalabalık oluyor evet, değil evet, mi? Evet, epey ilgi gören bir şey. Onun dışında Candan Badem'in verdiği Ermenice dersleri var. Yine bizim öğretmen kadınlarla birlikte bir toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerine bir atölye projemiz diyeyim var. İşte öğretmen arkadaşlarla beraber. Yani biraz hem orada da iç içelik. Yani sadece akademisyenlerden oluşan bir akademi değil. Dolayısıyla kente hitap etmesi yine daha Bunun çok iyi oluyor. Önemli olduğunu düşünüyoruz. Hani Fivaki konuşacağız muhtemelen bu çalıştayda da bu meseleyi. Bir de hani sadece bu, akademisyenlerin değil işte diğer meslek gruplarıyla ve öğretmenlerle de birlikte bir şeyler yapılabilir mi? Bunları da konuşmamız gerektiği çok aşikar. Yani ben biraz şey de yani sen hazır buradayken konuşalım istiyorum. Biz ikide bir şey deyip duruyoruz. Bizim en kırılgan kesimimiz aslında işte araştırma görevlileri diye. Çünkü masterlarını ve doktoralarını yapmakta olan arkadaşlarımız yolun çok başında yakalandılar böyle bir serüvene. Biraz istersen böyle somut dertleri ne onları da bir konuşalım. Aynen. Ya ben kendi üniversitemizden yola çıkarak yine birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi araştırma görevlilerinin ya da işte asistan da diyorlar yani asistan diyerek bir takım işte angarya işleri yürütmeleri, güvencesiz çalışmaları yani her an herhangi bir gerekçeyle belki 50 değerli arkadaşlar bunu özellikle yaşadılar. İşte kapının önüne koyulma tehditleriyle vesaire. Benzer bir süreç bizim üniversitemizde de vardı. Zaten ihraç edilen arkadaşlarım büyük çoğunluğu zaten araştırma görevlisi Munzur Üniversitesi'nde. Yani biz orada çalışmaya devam ettiğimiz süre içerisinde zaten bir takım mücadeleler veriyorduk bu konuda. Örneğin işte Gülçin Karabağ diye bir arkadaşımız var. İşte mesela onun doktora için Ankara'ya gitmesine izin verilmiyor. Ve işte doktorasını nasıl yapacak o da belli değil. Yani doktorasını yapmalı ki orada kalabilsin. Çünkü akademisyen olmanın getirisi bu. Böyle bir karmaşa içerisinde sürekli bir mobbing. Benzer bir şekilde Onur'a aynı şey yapıldı. İşte Ankara'ya gitmesine izin verilmiyor. 35'li görevlendirme verilmiyor vesaire. Bir oyalama ve baskı basınç hali zaten mevcuttu. Yani buna karşı bir takım tepkiler biz veriyorduk. Fakat ben orada araştırma görevlilerinin konumunun bilhassa önemli olduğunu asıl ihraç edildiğimiz zaman anladım. Çünkü biz ihraç edildikten sonra rektör bütün fakülteleri gezerek büyük böyle toplantılar yapmaya başlamış. Aldığımız haberlere göre ilk yaptığı toplantıda Edebiyat Fakültesi'nde de işte araştırma görevlileri bölüm başkanı başta olmak üzere tüm diğer öğretim görevlilerine hizmet ve de onlara itaat etmek zorundadır. Esas görevleri budur. İşte araştırma görevlisi tabii ki de tez yazar ama asıl önemli olan şey tez yazmak, işte doktora yapmak değildir gibi gerçekten hem bilime hem o araştırma görevlisinin tanımına aykırı. Yani zaten bir... hani üniversite şeyi de üniversite değil ya artık hani. Evet evet kesinlikle yani böyle o ast üst ilişkisinin kesinlikle böyle bir net bir şekilde çizildiği bayağı baskıcı bir şey oldu. Yani
biraz hatta dalga geçerek şey konuşmuştuk. Yani kazandığımız bütün hakları bir toplantıda geri almaya çalışmış falan. Evet. Hani bunu yapmaya çalışmış. Yani şey diyoruz ya bu, yani üniversite bir iş yeri olarak üniversite, bir iş mekanı olarak üniversite. Yani bu o anlama geliyor. Aslında bilginin birlikte üretildiği, çalışıldığı bir yer olmaktan çıktı. Tamamen çoktan çıktı oldu. Zaten de. Yani çıkmış oldu ama orada her halükarda araştırma görevlisi olarak üniversitede çalışan, bir taraftan da kendi akademik çalışmalarını sürdürmeye çalışan insanların bu noktada şeyi görülüyor, yani yapılan şeyler çok net görülüyor. Bir örnek daha vereceğim bununla ilgili. Biz de mesela işte sınav programlarını biz hazırlıyoruz, işte bir takım işler. İşte dönem başında, ortasında, sonunda böyle bir gene sınav programı hazırlanmıştı ve bölüm başkanı defalarca, yaklaşık 4 kez şeyi, sınav programını değiştirmeyi talep etti. Fakat bunun sonucunda araştırma görevlilerini soruşturma açıldı. Yani bölüm başkanına bir şey olmadı ve dekanlık tarafından, bu işte bizim sosyoloji bölümünde oldu, Savaş'la bana açılmıştı soruşturma. Ve biz kendimizi ifade edecek bir alan da bulamadığımızı fark ettik. Yani durum gerçekten irili ufaklı birçok noktadan bence araştırma görüyor. Yani keza ihraç edildikten sonraki durum da biraz bunu gösteriyor. Yani işte yapabileceğimiz işler, alanlar bayağı bir sınırlı. Dolayısıyla her türlü bir şey yaşandı. Yani aslında şey çok tuhaf. Yani akademik hayatı başlıyorsun. İşte tez yazacaksın, çalışacaksın, işte doktoranı yapacaksın vesaire. Zaten yeterince zor, hani meşakkatli bir iş yapıyorsun ve çok yoğun emek isteyen bir şey bu süreç. Duygusal olarak, fiziken yoran bir süreç aslında, hepimiz biliyoruz. Ama bu süreci ayrıca hani böyle daha zorlaştıracak, neredeyse hani zulme dönüştürecek bir yiğin şey de mevcut. Yani hep mevcuttu ama tabii şimdi giderek hani bir başka tehditle, bir ellerinde bir kozla da davrandıkları için bunun herhalde dozunda artmalar, şaşmalar ciddi bir artış var olacak yani. Herhalde. Evet, maalesef. İstersen biraz şeyi de konuşalım, bu dayanışma akademileri çalıştığını. Şimdi biz işte önümüzdeki günlerde bir çalıştay yapacağız hep beraber. Şu anda yani birçok şehirden toplanacağız, bu dayanışma akademilerinden gelen temsilci arkadaşlarımızla birlikte ve bugüne kadar aslında ne yaptığımızı, ne kadar yol kat ettiğimizi, doğru mu yaptığımızı, yanlış mı yaptığımızı, nerelerde hatalar var veya hani nerelerde umut ve işte artılarımız var, biraz bunları görmeye çalışacağız. Aslında sayımız hızla arttı, artıyor. Değil mi? Evet. Ve artıyor da. Yani bu hani bayağı heyecan verici bir şey. En son Mardin eklendi. Biz sayalım aslında. Yani işte Eskişehir var, Dersim, Mersin, ben hoşuma gidiyor, gidiyor. İzmir, Ankara. Ankara'da iki tane, aslında üçtü, şimdi birleşerek ikiye düştü sayı. Bir adamız var, yani Ankara Dayanışma Akademisi, bir de Ankara Sokak Akademisi var. Praksis de veriyordu ama şimdi adayla birleşti onlar. Antalya var, Kocaeli var, KODA'mız. Yine şehirle çok dinamik çalışan bir ekip aslında oradaki arkadaşlarımız da. Mardin eklendi ve onlar da başladı aslında dersleri. Bir de işte bildiğiniz gibi İstanbul'da biz bu programın da adı olan Kampüsüzler varız. Biz de onun sokak kısmını da başlattık. Yani daha ufak da olsa aslında 4. dersi bitirdik. Bu hafta 5. dersi yapacağız. Betül Celep'in
orada bir başka KHK, yani akademisyen değil ama KHK ile atılmış bir başka arkadaşımızın direnişinin bir parçası olmaya çalışıyoruz orada. Ve işte önümüzdeki günlerde bir toplanıp kendi halimize bakıyor olacağız. Ne diyorsun Emine? Hani bir hani biraz heyecanlıyız, biraz evet. Telaşlıyız, biraz korkularımız var. Sen ne dersin? Ya ben onunla ilgili biz de Çalıştay öncesi dersimde bir ufak toplantı yapmış olduk. İşte dayanışma akademilerine. Ya işte şimdiye kadar neler yaptık ve bundan sonra ne gibi önerilerde bulunacağız gibi. Biz o toplantı sonrası bir arkadaşla ayrıca sohbet ederken şöyle bir şey konuştuk. Çok yakın zamanda Galile'nin hayatına dair bir şeyler okumuştum. İşte bizim durumumuzla ilgili işte yani bu akademilerin nasıl daha işlevsel hale getirilebilir. İşte biz yani mesela dersim için konuşuyorum. Biz çoğunlukla sosyal bilimciyiz. Dolayısıyla aslında bizim evrenimiz tüm alan. Yani tüm işte şehir, ne bileyim kitaplarımız, bir yığın doküman vesaire. Hani dolayısıyla bir miktar daha kolay. Hani Galile'yi düşünürken biraz o açıdan düşünmüştüm. Yani Galile'de işte Engizisyon Mahkemesi'ne gidiyordu. İşte meşhur o sahnesi vardır. Ama dönüp çalışmalarını sürdürebiliyor. Şimdi bizim için benzer bir durum var demek istiyorum. Fakat şu ayrımı da herhalde koymak gerekiyor. Yani Galile o işini yaparken, yani bir tutkuyla bilime çalışmasına sarılırken herhalde karşısında böyle bir sistem olduğunu bayağı iliklerine kadar hissediyordu. Ama bizde şöyle bir problem oldu. Yani biz düne kadar akademinin içinde bir takım şeyleri düzeltmeye çalışan, oralarda bir takım alternatifler üretmeye çalışan insanlardık. Yani bu denli korkunç bir tablo içine gireceğimiz pek de tahmin edilebilir bir şey değildi en azından kısa süreçte. Ama saldırının boyutu büyüdükçe artık buna daha hazırlıklı olabiliyoruz. Yani kesin ve net bir biçimde hiçbir kafa karışıklığına gerek yok. Burada verebildiğimiz kadar yoğun emeği, durabildiğimiz kadar yan yana durarak bu üretimi gerçekleştirmeliyiz. Başka herhangi bir şey yok. Çıkışı yani. Yok. Evet. Yok. Yani geçen ki programda biraz Şebnem Hoca ile de konuşuluyordu. Onun da söylediği bir şey var. Evet, yani biz tabii ki yani sosyal bilimlerdekiler yani hem toplumla işimiz hem onun içindeyiz zaten bir parçası olarak çalışıyoruz. Şeye çok ihtiyacımız yok. Yani sokaklarda, kaldırımlarda, kenarlarda, köşelerde, her yerde yapabiliriz aslında. Bir laboratuvara ihtiyacımız yok işte vesaire ama yani Şebnem Hoca çok güzel söyledi. Aslında pekala doğa bilimlerinin de duvarlara, büyük tesislere ihtiyacı yok. Yani kolektif çalışıldığı zaman güçlerimizi, imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak yan yana gelebildiğimiz sürece aslında yapamayacağımız bir şey yok bir anlamda. Ve şeyi de zaten hep hani öneriyoruz ve söylüyoruz. Yani bu ayrımın da kalkması gerektiğini. Kesinlikle. Birbirimizi daha yakından tanımamız gerektiğini. Ve aslında ne kadar çok değebileceğimizi ve bu ayrımlar kalkarsa, bu disiplinler ayrımlar kalkarsa belki daha ne çok üretebilip belki kavrama biçimlerimizin ne çok dönüşebileceğini de yani görme eşiğindeyiz. Bu belki en heyecan verici şeylerden bir tanesi bu. Dolayısıyla bu tür umutlarımız var. Yani hep bir yandan şeyi düşünüyoruz tabii. Yani dediğin çok doğru. Bugüne kadar var olan akademik yapı içerisinde işte derslerimizde, öğrenciyle girdiğimiz ilişkiyle, yazdığımız yazıyla, işte okuduğumuz yani kendimize seçtiğimiz o dünyayla farklı olmaya ve fark yaratmaya aslında çalışıyorduk, uğraşıyorduk zaten. Ama şimdi bu bütün bir alana yayıldı aslında. Yani bütün yaşam alanlarımıza
yayılmış bir şey haline geldi. Ve buradan aslında bir yaşam alanı belki önermesiyle de çıkıyor olacağız. Yani nasıl bir akademi, neler farklı yapılabilir? Bunun hani yarın için kuracağımız şeyler nelerdir meselesi. Ben geçenlerde şey dedim, yani hiçbir şey beceremesek ve şey yapsak da, çuvallasak da, Hansel ve Gretel'in şeyi gibi yola bir takım izler bırakıyor olacağız. Belki bir gün yani işte o yolda yürümeye kalkacak başkalarına ipuçları ve sürprizler bırakıyor olabiliriz diye düşünelim aslında. Doğru, yani evet, yani öyle bir yanı var. Ya bir de şey, o kazanılmış haklarının bilincinde insanlar olarak bu işi bir taraftan da, yani onu bir karşı tepki, kabul etmediğimiz o dayatılmış insanları hakikaten her yönüyle sınırlandıran toplamda sistemin kendisine karşı bir duruş olduğu için her dönem için bence en azından dikkate alınacak bir deneyim, bir çaba ortada yani duruyor. Kesinlikle. Yani şey değil, yani böyle büyük iddialar değil ama küçük dünyalar kurarak gidiyoruz ve onların yan yana gelişinden hani bir umut var. Yani tabii ki hani bütün bir mücadele tarihi şeylere de çok açık. Yani çatışmalara, tabii ki, yan yana gelmişken dağılmalara, hatalar yapmalara. Hani bunu öngörüyoruz, bunu biliyoruz zaten. Ama umudumuz da hani bunun mümkün olduğunca az olması ya da olmaması ve becerebilirsek bunu kolektif olarak dönüştürmenin belki yöntemlerini üretebileceğimiz bir platforma, bir ağa dönüşebilmek ve tabii ki çok önemli. Yani bu, çünkü evet, yani bizim hayatlarımıza ket vuruldu. Özellikle KHK'larla işte bir tür yaşam hakkı hiçbir yerde tanımayan bir ortama dönüştü. Bu çok önemli. Yani burada ciddi bir haksızlık mücadelesi var bir tarafında. Yani Betül'ü de ikimiz de biliyoruz. Yani onun söylediği gibi KHK varsa direniş de olacak. Ama yani işlerimizi geri almanın ötesinde aslında şeyin de, yani biz aslında bir şeyler yapan ve üreten insanlardık. Bizim önümüzde çalışacağımız yığınla işimiz gücümüz var. Bunları yapmaktan da hani alıkonamayacağımızı belirtmek gerekiyor. Yani şimdi bir de yani bizim kamuya olan sorumluluğumuz, tabii ki, topluma olan sorumluluğumuz, kendimize olan, birbirimize olan sorumluluğumuz gibi bir kısmı var. Yani elbette tabii ki işlerimizi geri istiyoruz. Tabii. Elbette tabii ki yani bilgiyi, yaptığımız işi yapabileceğimiz ortamlara kavuşmak istiyoruz. Ama öte taraftan da bu sorumluluğumuzdan her koşulda vazgeçmeyeceğimizi de söylemeye çalışıyoruz. Evet, yani bu bana biraz şey gibi geliyor. Şimdi o mücadelenin beslendiği bir takım damarlar vardır. Bunlardan bir tanesi işte karşımızdakinin bize yaptığını duyduğumuz öfke ise, bir tarafında da çok daha ağır basan geleceğe dair güzel umutlardır. Bir tarafında da insanlara karşı kendimize, çevremize duyduğumuz sevgidir. Yani dolayısıyla bunlar böyle işte değerlendirildiğinde bence işte yola çıkmış ve bu konuda mücadele etmeye çalışan tüm arkadaşlarımız, işte yani bir sürü insanı sayabiliriz, işte Betül'den başlar bu, işte İstanbul için Ankara'da Nuriye'dir. Yani her türlü olanağını ortaya koyarak bunun için çabalamak, yani dediğiniz gibi tek boyutlu değil zaten mücadelenin kendisi. Ama bana o bizi işte besleyen o damarlardan, o öfkedense işte üretmek, sevgi, umut, bu tür
duygu ve bu tür paylaşımlar daha iyi gelen, hem yani her açıdan hem de daha yeniliklere, birçok şeye açık bir alan gibi geliyor. Bence eğer dayanışma akademileri, zaten adı üstünde dayanışma akademileri, eğer bir başarı ya da bir kendi içinde bir bütünlük tutturabilecekse, işin bu kısmına çok daha fazla ağırlık verdiği daha başarılı olacak diye düşünüyorum. Onun bir parçası olmak da zaten gün geçtikçe çoğalmak önemli bir şey. Kesinlikle. Bir de kentler de mekanlar da değilse, biz büyüyerek ve birbirimize iç içe geçerek devam edeceğiz. Emine çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zaten bu hafta beraberiz. Evet. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Nos entraves, tabou. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons.